Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizlerle belki de hiç duymadığınız bir tarif paylaşıyorum. Bir saklama yöntemi paylaşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi konserve tavuk yapıyoruz. Gerçekten yemeklere ve salatalara kolaylıkla katabileceğiniz pratik bir tarif oluyor. Öncelikle yaklaşık 10 adet tavuk budunu tencerenin içerisine aldım. Tavuk butlarını önceden güzelce yıkamıştım. Şimdi tavuk butlarının üzerine 2 adet defne yaprağı ekliyorum. Defne yaprağının hem ben aromasını seviyorum, hem de bizim apartmanımızın bahçesinde var. Üzerine de şöyle 3 diş sarımsak ekliyorum. Bir küçük boy kuru soğan ilave ediyorum. Hem lezzetini arttırsın hem de aromasını. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Kullandığım tuz kaya tuzu. 1 çay kaşığı kekik ilave ediyorum, kuru kekik. Dilerseniz taze kekik de ekleyebilirsiniz. Ben tavuğa güzel bir aroma verdiğini düşündüğüm için mutlaka kekik ekliyorum. Şöyle 1 çay kaşığı kadar da top karabiber ekliyorum. Eğer evinizde yoksa yarım çay kaşığı kadar toz karabiber de ekleyebilirsiniz. Ve şimdi üzerini geçene kadar su ilave ediyorum. Yaklaşık 1,5 litre su eklemeniz yeterlidir. Bu şekilde tavuk butlarını alıyorum ve ocağın üzerine tencereme koyuyorum. Tavuk butlarını güzel bir şekilde pişireceğim. Bakın gördüğünüz gibi kemiklerinden ayrılmaları yeterlidir. Bu şekilde pişmesi yeterlidir. Şimdi tavuk butlarını bir kevgir yardımıyla alıyorum. Bu tarifte hem suyunu hem de tavuğun kendisini kullanacağım. Suyun bir kısmını dilerseniz ayırabilirsiniz. Çorba yapımında ya da pilav yapımında kullanabilirsiniz. Şimdi tavuk butlarının üzerindeki etleri bir çatal ve bıçak yardımıyla güzelce temizliyorum. Dilerseniz elinizle de ayırabilirsiniz. Üzerinde küçük et parçaları kaldı. Ben onları daha sonra elimle didikleyeceğim ve çorba yapımında kullanacağım. Bu arada ben derilerini ayırıyorum. Derilerini kullanmıyorum. Sokak hayvanlarıyla paylaşabilirsiniz derilerini eğer siz de kullanmıyorsanız. Evet, tavuk butlarının tamamını bu şekilde ayıklıyorum. Bu yöntem sayesinde salatalarınıza, yemeklerinize, böreklerinize ya da pilavın üzerine buzdolabından çıkartarak kolaylıkla tavuk eti ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir yöntem oluyor. Şimdi hazırladığım tavuk etlerini yaklaşık 600 mililitrelik bir kavanozun içerisine koyuyorum. Adet tavuk budu inanın 600 mililitrelik kavanozu ancak doldurdu. Acil bir durumda hemen kolaylıkla çıkartıp kullanabileceğiniz tavuk etiniz elinizin altında hazır oluyor. Ben mutlaka buzdolabımda bu konserveyi bulunduruyorum. Bu arada henüz sıcakken tavuk etlerini kavanozun içerisine alıyorum. Ama eğer ki sizin tavuk etleriniz beklemişse, soğumuşsa şöyle bir yöntem de uygulayabilirsiniz. Tavuk etlerini soğuk olarak koyabilirsiniz ya da ılık oda sıcaklığında üzerine koyacağınız
sıvıyı yani tavuk suyunu kaynatarak ekleyebilirsiniz. Böylelikle de vakumlanacaktır. Eğer siz de benim gibi vakit kaybetmeden yemek hazırlamak istiyorsanız, bu yöntemi mutlaka uygulamanızı öneriyorum. Şimdi üzerine kaynar tavuk suyunu ekliyorum. Kavanozun boğaz kısmına geçmesi yeterli. Geri kalan tavuk suyuyla ben tavuk suyuna çorba hazırlayacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bu şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Oda sıcaklığında bir müddet bekletin. Kapağın vakumlandığını göreceksiniz. Buzdolabının alt tarafında saklıyorum ben. Ama dilerseniz, eğer gönlünüz rahat ediyorsa dışarıda da saklayabilirsiniz. Çünkü vakumlandıktan sonra hiçbir şekilde içerisinde bakteri üremeyecektir. Bakın bu şekilde harika bir tavuk konservesi elde etmiş oldum. Şimdi havasını alarak kavanozu açıyorum ve size göstermek istiyorum. Bakın üst kısmında da tavuğun yağları görünüyor. Ben organik bir tavuk budu kullanmıştım. O yüzden dikkat ederseniz tavuğun yağları da sarı. Bakın bu şekilde suyu da jöleleşmiş. Dilerseniz salataya, dilerseniz pilava, dilerseniz yemeğe kullanabilirsiniz. Umarım bu tariften memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.